Evet arkadaşlar, bugün İstanbul'da Masaka'da ilan Dümen'den bir video çekeceğiz. Kendisine bazı sorular soracağım. O da cevap verecek inşallah. Verecek derken Emir Vaki değil, tehlikeli adam biliyorsunuz. Rica edeceğiz, cevap verecek. Şimdi ben seni ilk şeyde tanıdım. Atakan'la biz eskiden video çektik. O videoda bana Masaka hakkında ne düşünüyorsun diye sordu. Aynen. Dedim kim bu Masaka? Ne iş yapar falan. Vallahi dedi ben de pek bilmiyorum dedi. Siktir et dedim ben de. Öyle geçtik. Sonra da bana bazı yorumlarla şöyle dedi. Ya bu tehlikeli adam bak. Gelir ayağına sıkar bilmem ne yapar. Ona benzemez buna benzemez. Ya de, salla gitsin dedim kendi kendime. Hocam biz tehlikeli adam diyorlar da biz korumada çok tehlikeliyiz. Biz kendimizi çok iyi koruyabiliriz. Yoksa böyle bir laf için böyle ufak tefek bir şey için kimse yani sıktığını görmedi. Sana görmedim. Sıkmam diyorsun yani. Niye sıkayım ustam ya elini sıkarım başka neye sıkacağım eyvallah sana. Eyvallah. Ondan sonra ben orduya gittim. Ordu'da bir arkadaşın Serkan Torunoğlu diye biri var. Onun salonuna davet etti beni. Orada bir çocuk dedi ki abi dedi sen Mazıka'ya dedi böyle böyle dedin ama dedi. Mazıka dedi iyi bir insan dedi milliyetçi. Rapçi falan filan. Lan dedim ne yaptık amına koyayım ayağımıza mı sıktık biz yani kimdir o zaman bir ince araştırdım. Sen harbiden rap söylüyor musun? Vallahi zaten rapçi olarak tanımıyorsun sen beni nasıl tanıdığını hiç bilmiyorum da. İnsan birbirimizi takip ediyoruz bir sayfamıza bakar insanlar. Ya sonradan biraz... baktım ben soruyorum sana. Aynen. Bir de şu var pardon alayım. Bir de senin Avrupa'da yani senin demeyeyim de Avrupa'da eskiden şey vardı böyle hani bu dazlaklara karşı Türkler örgütleniyordu. Aynen. Öyle bir şey var mıydı veya sen o işlerin içinde miydin? Şimdi biz Almanya'da 2500 kişilik bir gruptuk. Osmanlı Germania. Bu terör listesine girdi sonradan. Yani yasaklandı. Tüm Osmanlı Almanyalı Osmanlı yani çevirirsen o ismi. Tüm zaten haberlerde falan filan her yerde çıktı. Benim de arkadaşlar orada bu işi biraz böyle bayağı abarttılar. El bombaları falan filan kahvelere falan filan attı. Sonradan yasaklandı. Hepsi de şu an Türkiye'de yani. Hepsi firar. Kaçmış. Öyle bir gruptan biz geliyoruz. Ondan önce 36'ydı zaten. 36 grubunu herkes bilir. Türk olarak bir kurumduk. Kendimizi korumak için, ailelerimizi korumak için böyle bir şey yaptık. Sonradan boku çıktı tabii ki. Sen fazla insan olursan peki, o işin içine... Peki o zaman Türklere böyle bir baskı oluyor muydu? Oluyordu aynen. Oluyordu. Ya ben 10 yaşındaydım mesela. Ben bak de Türklerin yaşındaydım. Eylemlerini biz koruyorduk genelde. Yani oluyordu Almanya'da, Berlin'de. Biz oraya gidiyorduk 300-500 kişi. Bunları koruyorduk. Tutsan uyuyorduk. Aynen. Öyle daha yeni de şu seçimlerde falan filan orada da böyle bir dıştan saldırılar falan oluyordu konsolosluklara. Orada da gidip biz koruyorduk. Yani bizim aslımız öyle bir şeyden geliyor yani. Peki ne zaman girdin o? Kendimizi bildiğimiz bileli ya. Öyle, onun içine biz şey büyüdük. Böyle bir hayatta doğduk yani. Yani yanlış yapanı oyarım mı diyorsun yani? Bize kimse yanlış kolay kolay yapmaz ya. Abi bilelim de ona göre yanlış yapmayalım ya. Bize yani. Kolay kolay kimse yanlış yapmaz. Ya yani çoğu böyle... kişi de bak korktuğundan da değil. Çoğu kişi de hatırımız var. Çünkü yani zibidi gibi dolaşan insanlar da değiliz. Herkeste bir hatırımız var. Çok büyük insanlarla da bağlantımız çok iyi. Milliyetçiyiz sonuna kadar. O yüzden yani bize düşmanlık yapmak isteyen gelsin. Ne diyeyim? Peki alabilir miyim müsaadenle? Yine peki sen milliyetçiyim diyorsun. Türkiye'yi seviyor musun peki? Bu nasıl bir soru? Hocam bu nasıl bir soru ya? Nasıl sevmeziz? Şey yapıyor tamam mı? Yani Avrupa'da yaşayanlar Türkiye'yi ya zorluklarla birlikte seviyoruz ülkemizi ya. Yani sevmeyene ben ne diyeyim yani böyle bir şey olabilir mi? Biz milliyetçiyiz diyoruz sen diyorsun seviyorum ülkeyi. Aynen bak şimdi ben... Siyasetten hariç yani siyasete şimdi girmem duruşumuz falan. Ya siyasete girme zaten ülkeyi sevmek siyasetten. Ama niye sevmesin ya. Ki millet? Millet niye sevmesin ülkesini? Sever değil her mi? Türlü sever. Yani ne kadar yanlış da olsa yanlışlıklar da olsa. Var her türlü. Diyorsun aynen. Yine de seviyorum tabii, diyorsun. Tabii her türlü. Ama Avrupa'da da kendimizi koruyoruz diyorsun. Aynen. Ben de şahsen bu tip insanı severim. Yani ben böyle biraz arıza, biraz psikopat insanı harbiden severim. Bizim kafa da kırık. Yeter ki adam olsun ya. Aynen. Delikanlı olsun. Aynen. Yetimin hakkını yemesin, kimseye zulüm etmesin. Aynen. Bana göre 10 numara adamdır. Şimdi seni tanıdığıma da memnun oldum. Ben de öyle. Yani öyle boş bir adam da değilmişsin. Yani milliyetçi olan, adam olan herkesi herhalde sever. Gel Atakan, getir.
Aynen. Şimdi de reklamlara geçtik. Yakışıklım. Şimdi bir de bu lavuk geldi. Hediye hediye. Aynen, hediyemiz olsun. Bir tane sen de bir not ver. Hurma aramalı ha. Aynen. Hurma. Yani hurmayı severiz. Tabii Ramazan'da benim hurmalarımı yiyordun ya sen. Bunu Ramazan'a saklayacağım. Gerçi oruç da pek tutmuyor ama inşallah tutarız yeriz. Bu peki bunun bir ince tanıtımını yapar mısın? Nereden icabı? Avrupa markası mıdır? İçindeki... Avrupa'dan getirdik. Üretim İstanbul'da. Yani en yüksek kalite, dikkat ettik buna. Yani içindeki içerikler de öyle. Proteinin yüksekliği de, kreatin var, BCA var içinde. Yani buna çok dikkat ettik. Kalitesi çok yüksek. Avrupa'nın standartı. Evet. Eyvallah. Afiyet olsun yani. Aromaları da inanılmaz güzel. Ben az önce bir tane denedim, Antep fıstıklı. Antep ama fıstıklı. Sen vurmalı, sana Antep fıstık yok. Sana yok. Ağır mı gelir bana? Aynen. Hadi. İyi hocam, eyvallah. Evet, son olarak ne diyorsun dayı? Seviyoruz seni, Allah'a emanet ol. Ya beni harbiden sevdin. Valla sevdim valla. Sen zaten sevmesin. Eyvallah. De yani, sıkıntı yok ya. Yok yok, olur mu ya? Biz direkt yüzüne söyleriz yani, sıkıntı eyvallah. Yok. Direkt. Alayım abi. Evet arkadaşlar, yani başka ne sorulur? Masak aday diyor, ben milliyetçiyim diyor. Ülkemi de severim diyor. Rap söylerim, gerekirse kafa göz kırarım diyor. her türlü giderim de yaparım diyor. Ben de bu lafın üzerine bir şey diyemedim. Sen ne diyorsun Atakan? Öyle de demiyorsun gerçi de neyse tamam. Kapatalım. Öyle diyorum oğlum evet, nasıl? Tamam, tamam. Öyle tamam, diyorum tamam, yani. Kapat. Hızlı bir de sana kapat. Kapat tamamını koyayım. Kapat.